Praktisten herkese merhabalar. Bugün size sürpriz bir videomuz var. Yanında sürpriz bir konuğum var. Death Trap takımından Özgür Voksic. Niki Eker. Şimdi Özgür gerçekten şu an şaşkın. Çünkü biraz önce onunla karşılaştık, tanıştık. Sokaktan resim olup stüdyoya getirdim diyebilirim. Şimdi Özgür'le beraber Plantronics'in Zig 500E kulaklığına beraber bakacağız. Peki niye böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü şimdiye kadar hep biz inceleme yaptık. Hani bizim işimiz bu ama hiçbir profesyonel sporcuyla beraber bu işi yapmadık. Ve gerçekten aslında senin görüşlerin çok değerli. Özellikle kullanıcılar açısından. Çünkü sen bu işi profesyonel olarak yapıyorsun. Evet. Profesyonel olarak yapıyormuş derken biraz kendinden bahseder misin? Şimdiye kadar hangi takımlarda bulundun? Hangi ödülde oynuyorsun? Şu ana kadar profesyonel olarak sadece Counter-Strike Global Offensive oynadım. İlk başta HVR'da başladım. HVR'dan sonra Space Soldiers'a girdim. Oradan ANT'ye geçtim. Daha sonrasında şu anda Death Trap'teyim. Yaklaşık bunlar bir ya da iki sene içerisinde gerçekleşti. Bayağı transfer olmuşsun. Evet, full değiştirmek zorunda kaldık. Ben çıkmak zorunda kaldım veya 2-3 kişi çıkıp başka takım kurmak zorunda kaldık. İşte gelen teklifler doğrultusunda vesaire. Sonucunda şu anda da buradayım. Tamam. Şimdi 18 yaşındasın değil mi? 18, evet. Hadi bakalım. 18 yaşında böyle aslında bayağı bir iyi takımlarda yer almışsın. Yani Türkiye'nin çok iyi bina takımlarında çalışmışsın. Evet. Peki bir şey soracağım konuya girmeden önce. Takımda böyle belli başlı bir görevler var mı? Takımda evet, herkesin görevi var. Mesela bir kişinin oyun içi yönetmesi var. Ben sniper oynuyorum sadece. Ciddi mi? Evet. En sevdim ya. Valla. Çünkü her takımda bir tane olması gerekiyor. Evet, arkayı toplayan bir adam lazım. Bazı takımlarda iki kişi oluyor. Onlar değiştiriyor. Agresif oynayan takımlarda vesaire değişiyor. Bir ya da iki kişi önden girip rakibi düşüren kişi oluyor. Bir kişi de arkacı dediğimiz lurker yapıyor. Onu yaptığı için işte arkamızı topluyor, arkamızdan adam getirmiyor. ESL logosu var bunun üzerine kocaman. Evet. Çünkü Plantronics'in ESL partnerliği olan bir markası bu. Böyle güzel bir ESL etiketimiz var. Evet. Taç kısmı çıktı. Baklığı da ayrı parça. Alacağız. Bu tacımız, şunu da alalım buradan. Bu taç kısmı var. Bunu tut bakalım. Devamında neler gelecek merak ediyorum. Burada da ESL logosu var. Evet. Oraya da eklemiş. Bir orası kumaş. Evet, kumaş. Yukarısı plastik. Ha, burası kumaş. Şeyi merak ettim. Askısı da plastik. Evet. Bu da plastik. Bir bakar mısın oradan çıkıyor mu? Sanırım çıkmıyor. Çıkmıyor. Özgür'ün... Çıkıyor. Çünkü bunun esprisi o bilim kadarıyla. Tüm Plantronics kulaklıklarında bir şey var, özelleştirebilme özelliği var. Mesela hani bunu çıkart, bunun yerine atıyorum. Sarı bir şey koy. Abi. Şöyle bir çıkartabilir mikrofonumuz var. Evet. Bak bunun burası böyle bir özel girişi var bunun sanki. Hani bunları böyle yapıyorlar ki başka bir şey, başka bir mikrofon takamıyorsun. Aynen galiba aynen. Öyle bir hikayesi vardı, bunu buraya koyalım. Şimdi çok ses çıkartmayalım dedik ama mecburen çıkaracağız galiba. Mecbur. Dur bakayım, bir dakika. Ben bunu bir çevireyim abi. Oh, buradan da şunları alalım. Evet. Hiç ses çıkartmıyoruz videomuzda, hiç ses çıkartmıyoruz. Şunları bir aldık. Şimdi bunları buradan nasıl alacağız bakalım? Nasıl çıkıyor? Plantronics, sen ne yapmışsın? Evet, bunu mecburen tek tek çıkaracağız seni söylediğim gibi. Ama bunu buradan çıkıyor olması lazım. Sonuçta bu adamlar akıllı adamlar, bunu düşünmüşlerdir. Zorlama olmamış. Tamam, atıyorum, hazır mısınız? Tamam. Şimdi ne çıktı buradan? Büyük ihtimalle bunun olayı, biri dışarıdaki sesi alan, biri de dışarıdaki sesi almayan cinsten. Değiştirip takılabilir. Evet, bak bunlar deri. Evet, bunlar da yumuşak. Kumaş. Evdeki insanların sesini duyabiliyorsun bunu kullanırken. Onu kullanırken dışarıyla bağlantı kesiliyor. Yalıtıyor seni olduğu gibi. Bir de oluyor ya, mesela evdeki sesini duymanın dışında film seyrederken, müzik dinlerken falan bunlar daha pratik oluyor. Çünkü uzun kullanımda bunlar biraz belki terletebilir. Bunu da biraz sonra deneyeceğiz Özgür'le beraber. Şimdi ben merak ettim Özgür ya.
Bunlar böyle çıktı da abicim. Bunları buraya nasıl takacağız? Buraya nasıl takacağız? Okey. Mikrofonu da takalım. Takalım. Mikrofonda da böyle çift delik yapmışlar. Sen şu masaya vurup durma. Şurada, bu da bunun içine girecek sanırım. Evet. Girdi ama zorlamam gerek mi? Diyeyim onu. Çözemedim. Tamam. Tıkladı. Evet. Kulaklığımız hazır. Abi bir tak bakalım. Şey mi değilse bir belki bir aşağıya alırız. Ben ona bakacağım ama muhtemelen bak devamında bu olacak. Ben sana söyleyeyim. Evet, uzatmak lazım. Bir de ses kartı var galiba. Şu an olmuş gibi. Oldu mu sana? Evet. Aşağıya almaya gerek yok. Yok oldu. Süper, peki şimdi şunu parçalayalım bakalım. Çıkartayım. Sen bilirsin, beni biraz zor duyuyor olabilirsin onun kafana yok, takınca. İyi mi yalıtın? Evet iyi. Tamam. Şimdi bunu açalım. Böyle bir kablomuz var. İdeal bu. İdeal 1 metre değil mi bu? 1'dir. 1'dir muhtemelen. Bunu ona takıyoruz. Şimdi bak burada şeyi söyleyeyim, farkındaysan burada 3 çentik var. Evet. Yani hem ses hem mikrofon. Evet. Bir arada. Gayet güzel. Şimdi onu taktık da o kablo bana biraz kısa gibi geldi. Evet, kısa. Bir kablo daha. Yok yok, ondan değil. Yani hani şey, bilgisayar mesela evet, arkasında bilgisayar yerdeyse onu takınca ulaşamayabilirsin pek. Evet, bunu bu şekilde laptopta kullanılabilir. Laptopta kullanırsın. Ama bilgisayar masasında, kasada vesaire zor olabilir. Bilgisayar masa üstündeyse olur. Evet, masa üstündeyse. Vallahi şimdi... Özgür'ün bu arada bu ilk videosu, ilk defa evet, kamera karşısında ama gayet güzel takır takır konuşuyoruz valla. Şimdi dur bakalım Özgür, ben bunları da bir açayım. Şimdi şuradan şöyle yaptık bunu. Şimdi de ben parçaladım bunu. Klasik Sorap'la onu konuşuyorduk video öncesinde, Türk açılışı. Parçalarım şey abi ben bunu diye. Hiç ya çabucak, saklanmaz. Çabucak kavuşmak istiyorsun ya. Evet. Oo, ne çıktı? Bak abiciğim şimdi burada daha da uzadı, bir de... Ona bakarız şeyinde. Sanırım bu 7.1'i aç evet, kapat. 7.1 olması gerekiyor. Çünkü Dolby yazıyor üzerinde kocaman şurasında. Bu muhtemelen Dolby yapan ses kartı. Şimdi kısa kablo şurada bitiyor. Şöyle göstereyim. Evet. Bununla beraber USB ses kartına sahip oluyorsunuz aynı zamanda. Yani şöyle bilgisayarın iyi bir ses kartı yoksa... Olmaz. FPS oyunlarında çok zorlanır. Aynen öyle. Karşındakinde varsa seni daha önce duyar ve bölümüne yol açar. Evet. Plantronics'in enteresan bir özelliği var. Mesela şunda sırf bu touch kısmında bir sürü farklı model, bir sürü farklı renk, bir sürü farklı seçenek var. Onu yapmışlar. Evet. Yani kendi kulaklığınızı isterseniz özelleştirebiliyorsunuz. Bayağı bir güzel bir şekilde. Zaten bu Plantronics'in genel olarak tasarımdaki en büyük espri de bu. Her türlü parçayı özelleştirebiliyorsun. Hepsi çıktığı için zaten. Hepsi çıkıyor çünkü aynen evet, öyle. Şimdi bildiğim kadarıyla bir de şey var. Piyasada bu parçaların hepsini bulabiliyorsun. Evet. Plantronics öyle bir söz vermişti. O yüzden hani isterseniz şu an MTG kulaklık tamamen bu ama bunu özelleştirebiliyoruz. Şimdi bakalım Özgür bunu denesin. Tecrübelerini beraber videonun devamında dinleyelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bayağı bir aralık verdik aslında. Bir saat oldu mu? Oldu. Bir saat oldu. Şimdi Özgür'ü biz elimize son attı. Cipslerimizi alıp resmen seyrettik. Nasıl ABP oynadı attı dersini. Biz arkada izledik hep beraber efendim. Ondan sonra cıma ben gaza gelip ben de oyun dedim. Ve şu an kulaklarım AK sesinden çınlamakta. Arada tabii Özgür hadi ki kulaklık... Nasıl diyeyim? Kulaklığı da değil mi? Gerçi kulaklığı evet, her iki kulaklığı da test ettim farklı kaplamalarıyla. Evet. Şimdi gerçekten ne anlatacaksın çok merak ediyorum. Çünkü ne yaptık onu söyleyeyim. Önce
7.1'e denedik. Evet, 7.1. Sonra 7.1'i çıkarıp denedik. Sonra daha sonra 3.5'dan denedik. Ha, dur. Şeyleri değiştirdik. Kulaklıkları değiştirdik. Ondan sonra kumaşa geçtik. Evet, 7.1'de. Sonra 3.5'luğa geçtik. 3.5'lukta da aynı şeyleri yaptık. Evet. Şimdi vallahi top sende. Ne anlatacaksın çok merak ediyorum. Şöyle başlayalım. İlk önce yani madem stresle gittik, evet, stresle başlayalım. 7.1 nasıldı? 7.1 kulağım alışık olduğu için gayet standart geldi ve 7.1'in hani öbürünü dinledikten sonra, öbür şekilde duyduktan sonra farkını anladım. Şöyle, sesleri çok daha net veriyor ve uzaktaki insanı çok daha rahat duymamı sağlıyor. İşte sağımda solumda yeni doğan canlanan insanları, arkamdakileri çok rahat ayırt etmemi sağlıyor. Tamam. Ama öbür türlüsünde sesler karışabiliyor. Hani sağımdan mı duydum acaba, solumdan mı? Ve ses böyle biraz patlak geliyor. Bu da daha toplu ve net bir şekilde geliyor. Onun zaten şeyin esprisini biliyorsun. Aslında 3.5'luğu kullanmanın esprisi de o. Yani senin iyi bir ses kartın varsa zaten buna ihtiyacın nispeten olmayacağı için o zaman o ses kartının hakkını vermek için bunu kullanacaksın. O yüzden haklısın. 7.1 bayağı fark etmiş sende. Fark ediyor. Bunlar ise şöyle söyleyebilirim. Biri dışarıdaki sesi hiç vermiyor. Deri olan. Deri olan çok aza indiriyor hatta. Yani hiç vermiyor değil, azıcık alabiliyorsun. Yani dikkatli dinlersen ama normalde hiç dışarıya vermiyor diyebiliriz. Hı-hı. Ama burada ise dışarıda çalan zil, işte kapı veya yanında konuşan biri, hani oyun esnasında odaya biri girer, konuşur. Aha, aha. Onları çok rahat duyabilirsin, dikkatini dağılabilir. Evet, kumaş demek ki ses izolasyonu bakımından TC. Evet. Ama zaten olması gereken de o. Yani çünkü o zaten o yüzden iki tane veriyorlar. Öyle yapıyorlar. Bir de tabii bunun şöyle bir avantajı daha var aslında. Ne kadar avantajlı da bilmiyorum ama hani Allah korusun buna bir şey olursa onu kullanabiliyorsun en azından. Bu arada biz anlatırken başında şeyi de belirtmeyi atladık. Bu da içeri doğru katlanabilen bir mikrofon. Hani bunu da böyle katlayıp ortadan kaldırabiliyorsun. Hem çıkıyor hem katlanabiliyor. Bu da güzel bir özellik. Peki şimdi toparlamak gerekirse ne diyorsun? Hani profesyonel oyuncu gözünden. Hı. Sence bu anlamlı bir set mi? Ne bileyim ben nesi eksik, nesi fazla olabilirdi, tam tersi nesi fazla olabilirdi, nesi eksik sence? Yoksa hani ideal mi? Sence ne için kullanılabilir? Şöyle söyleyeyim, FPS oyunları için gayet ideal. 7.1 ses kartı takıldığı zaman ve dışarıdaki sesi almadığı zaman gayet ideal. 4.4'lük kullanılabilir ve rahatlığı açısından da çok güzel. Onu soracaktım. Üst şu kısım hiç acıtma yapmıyor. Kafanın üst tarafına ağırlık yapmıyor. Kulaklar hiç terlemiyor ve sıkmıyor. Bazı kulaklar içerisi sıkıyor çünkü şu taraf. Evet ya, pişiriyor, fena pişiriyor. Ha, belli bir süre çıkartmak zorunda, kızarıklık falan oluyor. Hiç olmadı. Az önce bir saat boyunca kullandık. Yani. Hiç olmadı ve ayarlanabilir olması her türlü. Hani o insanların kafa yapısına göre. Aynen. Büyük, küçük. Ayarlanabilir, gayet ideal, kullanılabilir yani. İyi, süper. Şimdi çünkü biliyorsun şey var, bazılarımızın başı büyük, işte daha önce takalım, bazılarınki daha küçük falan. Ama sıkmaması konusunda mutlu oldum. Evet, o iyi bir şey. Sıkmıyor. Okey, o zaman bu incelememizde Özgür'le beraber bir profesyonel elektronik sporcuyla beraber size ilk defa bir inceleme yaptık açıkçası. Plantronics ürününde bayağı bir dağıttık ya masaya. Bayağı. Çünkü zaten özelliğinden dolayı bayağı dağılan bir ürün. Benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sonuçta işin profesyonelin yanımda kendi yorumlarını yaptı. Bu arada tabii şunu söyleyeyim, kulaklığın teknik özelliklerini biz size anlatırken bir yandan siz ekranın altında okuyabilirsiniz. Teknik özelliklerini mutlaka görmenizde, bilmenizde fayda var. Ama özetle Özgür kulaklığı sevdi. Ben bu dağılma toplanma işinden bayağı hoşlandım. Sizin de fikirlerinizle yorumlarınızı mutlaka videonun altında bekliyoruz. Çok teşekkürler Özgür valla. Çok da memnun oldum. Çok güzel video oldu bence. Evet, bence de. Hoş oldu. O zaman sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.